Felsefenin miyenk taşları, presokratikler. Felsefe, doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır, Platon. Alaşım testleri için kullanılan koyu renkli, sert ve pütürlü miyenk taşının, deyimsel anlamının bir şeyin değerini belli eden, ölçüt olmasının bir sebebi vardır kıymet ölçer mihenk taşı. Bu bağlamda diyebiliriz ki ussal insan düşüncesinin değerini bize ileten mihenk taşı presokratiklerdir. Platon'un bize sunduğu diyaloglar sayesinde tanıdığımız Sokrates'e kadar olan presokratik dönem felsefenin temellerinin atıldığı dönemdir. Bir filozofun tek değeri merakıdır. Platon ise Teatus'un diyalogunda bunu Sokrates'in ağzından bize şöyle aktarır: Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. Platon'dan yüzlerce yıl önce yaşamış olan presokratik filozoflar da doğaya, evrene ve varlığa dair sorularını heybetli bir merak duygusu sonucunda günümüze miras bırakmış oldular. Kendilerinden yüzyıllar sonra doğup yetişecek olan filozoflar için bile deniz feneri vazifesi gören presokratikler kimlerdir? Bu yazımızda onların aydınlattıkları sularda yüzeceğiz. Millet okulu ve ilk filozofu Thales. Bugünün Aydın sınırlarında yer alan millet, daha önce duymadığımız soruların cevaplarını arattıracak üç büyük düşünürü kattı bize. Thales, Anaximandros ve Anaximenes. Bu üç büyük filozof, felsefe tarihinde karda yürüyüp izini belli eden ilk düşünürler diyebiliriz. Hepsinin ele aldığı ilk konu ise evrenin temel maddesi yani arkedir. Bu problemi bilindiği kadarıyla ilk ortaya atan kişi de Thales. Peki Kimdir Thales? Onun hakkında bildiklerimizi Herodot'tan ve felsefe biyografi yazarı Diogenes Laurtus'tan geniş kapsamlı ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri adlı kitabından ediniyoruz. Mısır'a olan ziyaretleri neticesinde pratik geometriyle tanışmış, doğanın yine doğadan hareketle açıklanması gerektiğini savunmuştur. Doğasının temeline her şeyin başlangıcı olarak betimlediği suyu yerleştirmiştir. Su ile başlamış olduğu varlık temellendirmesine ruh kavramını da eklemiş ve her şey ruhla doludur. Ruh varlığın devindirici gücüdür demiş bir eserinde. Suyun kendisi için değişmez. Tüm var olanlar sudan meydana gelir ve yok olduklarında yine suya dönüşür. Görüşünü ise bir tık daha öteye taşıyıp evrenin de suyun üzerinde durduğu yönünde savunduğunu Aristoteles'in metafiziğinden öğreniyoruz. Anaksimandros. Evrim kuramının da kurucusu olarak bilinen Anaksimandros bir gök bilimcisidir. Göklere duyduğu sevdanın kaynağı muhtemelen hocası Thales'tir. Anaximandros da hocası gibi arke problemine eğilmiş. Thales'in her şeyin kaynağını su olarak belirlemesi ona yeterli gelmediğinden başlangıç çizgisini sınırsız bir ilke olan aporion ile çizmiştir. Zira ona göre su içinde zıtlık barındırmayacak bir kavramdı. Oysa doğada gözlemlediğiniz her şeyin bir de zıttı vardı. Bu yüzden Arken'in su olması onun doğa gözlemlerine uymuyordu. Suyun yerine evrenin yapı taşı olarak belirlediği Aperyon ise belirsiz bir bütündü, sınırı yoktu, yaratılmamıştı ve yoktu olmayacaktı. Üstelik tanrısal özelliklerle doluydu. Tüm bu Aperyon merkezi temellendirmelerinden sonra Thales'in evren dahi suyun üzerinde durur görüşüne şu soruyla karşılık verdi evren suyun üzerinde duruyor ise su neyin üzerinde duruyor? Yetersiz gördüğü bu evren biçimi görüşü yerine o, evreni bir silindire benzetti. Silindirik bir yapıda olan evrende, dünya kozmozda merkezi bir konuma sahip ve hiçbir şeyin üzerinde durmuyordu. Yaşadığı dönemi düşündüğümüzde, kulağa o kadar da absürt gelmediğini tahmin ettiğimiz bu fikri, Kopernik'in modern astronomiyi kurduğu güne kadar büyük kabul görmüştür. Anaksimenes. Anaksimandros'un öğrencisi olan Anaksimenes, Milet okulunun son filozofudur. Ondan öncekiler gibi başlangıç ilkesinin ne olduğunu bulmaya çalışırken, psike yani ruh gibi felsefe tarihi açısından çok önemli olan bir kavramı da bize katmıştır. Buradan hareketle her şeyin başlangıcının hava olduğunu öne sürmüştür. Bahsettiği hava her şeyi oluşturan, her şeyde bulunan şeydi. Hem somuttu hem soyut. Aynı zamanda devinimliydi ve buna bağlı olarak kendini de sürekli yeniliyordu. Ruh ile hava arasındaki bağlantıyı en temelde şöyle kurur. Ruh bizim için ne görevi görürse, hava da evrenin bütünü için o görevi görür. Ruhumuz olmadan yaşayamayacağımız gibi, hava olmadan da var olamaz ve varlığımızı sürdüremeyiz. Genel anlamda bakıldığında ise görüşlerinin hocası Anaksimandros'tan çok, hocasının hocası Thales'e benzediğini görebiliriz. Çünkü Anaksimandros'un Thales'in su merkezli evren görüşünü yeterli bulmayışı gibi, Anaximenes de Anaksimandros'un apeiron'unu yeterli bulmaz bu kavramı belirsiz olarak adlandır ve bu yüzden Thalesvari bir çalışma anlayışı izlerdi. Pythagoras yani Pisagor Sonraki zamanlarda kendi adıyla anılan akımın kurucusu olarak astronomi ile yakından ilgilenip dünya ve güneşin konumları hakkında önemli görüşler ileri sürecek, müziği matematik sistemiyle başka bir boyutta açıklayacak, her şeyin sayılardan oluştuğu ileri sürdüğünden sayıların babası olarak bilinecek olan Pisagor'un da Thales'in öğrencisi olduğu tahmin edilmektedir. İlerleyen yaşlarında derin bir inançla Osiris dinini temel alarak çizeceği yol nüfuslu bir tarikat görevi görecek, zaman içinde çok önemli önemli yerlere gelecek, siyasi güce dahi sahip olacak ve anladığımız kadarıyla bu güç ona bütün müritlerine büyük fedakarlıkların ardından gelecekti. Zira bu yola çıkanların şahsi eşyası olamaz, kişiler gereksiz konuşamaz ve et yiyemezlerdi çünkü ruh göçü inancını paylaşırlardı. İnançlarına göre Tanrı'ya da ulaşabilirlerdi lakin bu çok çaba, emek ve maneviyat gerektirirdi. Ve böylesine çelikten sınırları olan bu okulda ilkelinin dışına çıkan kim olursa olsun sonu tıpkı Pisagor'un öğrencisi Hippasus gibi ölüm olurdu. Empadokles. Ondan önce gelen her filozof başlangıç nesnesini hava, su, toprak ya da ateş olarak seçmiş. Her şeyi ona göre temellendirmişti. Dördünü bir arada düşünüp literatüre sokan ilk kişi ise Empodokles'ti. Onun arkesi bu dört ana elemandı ve hepsi birbirine sevgi ve nefret ile bağlıydı. Tıpkı vücudumuzun her bir noktasına erişen kanımız gibi, parmak uçlarımıza kadar onlarla doluydu. Bu yüzden de var olmayı bu dört elemanın bir araya gelmesine, yok oluşu ise birbirlerinden ayrılmalarına yorabilirdik Empodokles'in ontolojisinde. Parmenides'in Varlık görüşünü sistematikleştirmesi ve onun görüşünü değişim olgusuyla uzlaştırmaya çalışması bakımından Empodocles için bir varlık sentezi yapmıştır diyebiliriz. Parmenides'in varlık görüşünü paylaştığı gibi Pisagor'un ruh göçü görüşünü de paylaşıyor. O da tinin bedenden bedene geçtiğini düşünüyordu. Elea'lı Zeon Parmenides'te yeni yeni oluşan diyalektik yollarına en sağlam taşları koyan ve o yolu tamamlayan kişi Elea'lı Zenon'dur. Aynı zamanda Parmenides'in her şeyin özü birdir, hareket yoktur, değişim ve devinim yoktur görüşünde destekler. Bu görüşleri desteklerken kanıt aşamasında hepimizin kulağına çalınan paradoksları kullanır. Achilles ile kaplumbağa ve ok paradoksu. Hızlı koşan atletik biri olan Achilles ile yaşlı kaplumbağa bir yarış yaparlar. Achilles kaplumbağadan daha geride başlar ama ona hiçbir zaman yetişemez. Çünkü o yarışı tamamlayıp çizgiye her geldiğinde kaplumbağa yarım metrede olsa ilerlemiş olacaktır. Ve Achilles'in o açığı da her seferinde kapatması gerekecektir. Yani yeterince ilerleme hiçbir zaman kaydedilemeyecektir. Çünkü bu imkansızdır. İlerlemenin, değişimin imkanı yoktur. Diğer bir paradoksu ise uçan okun aslında durduğudur. Çünkü okun hareketini saniyelere böldüğünüzde ok her an başka bir yerde sabit halde bulunacaktır. Bu durumda ok totalde sabit. Çünkü saniyelere böldüğünde dahi ok, her mevkide duruyorsa, hedefe ulaştığında da duruyor demektir. Bunlardan hareketle Zenon şu sonuca varır. Var olmak, bir ve hareketsiz olmaktır. Herakleitos O, her şeyin ana maddesine ateş diyen bir Efesliydi. Tanrının ve ruhun bile çıkış noktası, bu sonsuz ateşti ve ateşten çembere aldığı bu evren görüşünü hepimizin bildiği, her şey akar, Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz sözüyle ikon haline getirmeyi başarmıştı. Onun evreni yaratılmamıştı ve yok da edilemezdi. Bu evrende değişimin varlığı tartışma kabul etmezdi. Bir diyalektik sistem inşa etmişti ve bu sistemin kemiği Logos yani akıldı. Logos bu diyalektikte ideal insanın karakter özelliklerini oluşturan düzenleyici görevini görürdü. Diyalektiği oluşturan karşıtlıklar bir savaş doğururdu. O savaş ise başka varlık türlerini. Kendi sözleriyle zıtlık, uyum kavramını ifade etmek gerekirse karşıtlıklar yararlıdır. En iyi uyum farklılıklardan çıkar. Savaş ve barış kavramından türettiği iyilik ve kötülük ise onun için aynı kefedeydi. İkisi de insan için bir çeşit aldatmacaydı. Belki de bu yüzden toplumun iyilik normuna inanmadığından, toplumun parçası olacağına, çocukların oyunlarında bir parça olmayı yeğleyen bir filozof haline gelmişti. Demokritos, insanların aptallıklarını gülerek yüzlerine viran bir eleyalı, alaycı olanlarında. Sokrates'ten sonra ölmüş olmasına rağmen bildiğimiz tüm görüşlerini Sokrates'ten önce ortaya koyduğu için onu da perasokratik sayabiliriz. Demokritos deyince aklımıza atom gelecekti kesin bir varlık görüşünün ortasına yerleştirilmiş, sonsuz, değişmeyen, bölünmeyen, sabit ilerleyen, özdeksel atomlar. Determinist ve materyalist bir atom görüşünü ortaya atan Demokritos, maddi bir gerçekliği olmayan ruhun dahi beden atomlarına nazaran daha ince, hafif, küçük çaplı atomlardan meydana geldiğini savunur. Ruhu ve aklı oluşturan atomların yapısı birbirine benzer ve bu atomların benzerlerine evrenin her yerinde rastlayabiliriz. Bu çıkarımlar şunu destekler. Evren bir akla ve ruha sahiptir. Yazan Didem Özay, seslendiren Aykut Tüzemen.